Vatikan basın bürosu devlet başkanlarının ve episkoposlarının daveti üzerine Papa Francesco'nun Temmuz ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Papa Francesco Güney Sudan'a seyahat eden ilk papa olacak. Vatikan basın bürosu devlet başkanlarının ve episkoposların daveti üzerine Papa Francesco'nun Temmuz ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Papa 5-7 Temmuz'da Güney Sudan'ın Juba kentini ziyaret etmeden önce 2-5 Temmuz'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'yı ve Goma kentini ziyaret edecek. Papa Francesco, Demokratik Kongo Cumhuriyeti halkına, şiddet mağdurlarına, sağlık sorunlarına ve siyasi istikrarsızlığa olan yakınlığını sık sık dile getirmekte. Papa, silahlı militanlar tarafından ülkenin doğusunda bulunan yerlerinden edilmiş insanların kaldığı bir kampa düzenlenen saldırıyı kınadı. Ülke, Kuzey ve Güney Kivu, Ituri ve Tanganyika kentlerinde 5.6 milyon yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Papa, Ocak 2020'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Chilombo Tshisekedi ile bir araya geldi. Toplantıda Vatikan'la Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki çerçeve anlaşmasının onaylanması görüşüldü. Nisan 2019'da Güney Sudan'ın liderlerini Vatikan'a davet eden Papa, alçakgönüllü bir barış talebiyle ziyaretçilerin ayağını öptü. Vatikan Dışişleri Bakanı Başepiskopos Paul Richard Gediger, Papa'nın olası bir ziyareti öncesinde siyasi ve dini yetkililerle görüşmek üzere Juba'daydı. Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Papa Francesco, Güney Sudan'a seyahat eden ilk Papa olacak.